İlk molamızı verdik. Bir saat, belki biraz daha fazla. Teknemiz de Kuzeyli 37 Adrasan sahilden demir aldık. Nefis bir manzara eşliğinde. Bir tane de acemi balıkçımız vardı. Tam balığı yakaladı. Çekiyorduk. Balık da gitti. Efendim, iki kardeş. Ben Barış'la konuşacağım burada. Merhaba Barış. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizlere sormalı. Ben de iyiyim. Sevgili Kadir Kaya'ya buradan teşekkürlerimi ve selamlarımı yollayayım. Dedim ki abi, güzel bir tekne turu. Dedi ki Barış'ların yanına gideceksin. Sağ ol. Kuzeyli 37 ile dedi, tura çıkacaksın. İlk durağımız? İlk durağımız Korsan Koyu. Burada 45 dakika, az önce söylediğiniz gibi yüzme molası veriyoruz. Ardından Ceneviz Koyu'na geçeceğiz. Orada bir 1 saat 1 saat 15 dakikalık bir molamız var. Onu orada konuşuruz. Şimdi okay. Her gittiğimiz yeri, çünkü o kadar güzel bir görüntü, manzara var, evet, ki böyle, evet, uzun uzun ekrana getirelim. Ben tahminimi söyleyeyim, siz doğru ya da yanlış olduğunu söyleyin. Zamanında korsanlar buraya gelip ikmal mi yapıyordu? Evet, yukarıda şimdi ağaçlardan görünmüyor ama şurada yapıları görebilirsiniz. Eski yapılar var. Şu anda tabii ki tahribata uğramış. O şekilde, o yüzden burası Korsan Koyu olarak nitelendiriliyor. Bir de gördüğünüz üzere hiçbir şekilde dalga almıyor burası. Kötü havalarda sığınma yeri. Şimdi su pırıl pırıl. Evet. Aslında ben soğuk suyu sevenlerdenim ama bu mevsimde Antalya'nın hiçbir yerinde istesek de soğuk su bulamayız. Maalesef. Çok istisnai yerler dışında. Evet. Şöyle bakınca su sanki 1 metreymiş falan gibi duruyor ama derin herhalde. Burası, yani Korsan Koyu rotalarımız arasında en derin yerimiz. Çapa yattığımız yer en az 30 metre civarındadır. Şimdi sevgili kardeşim, program Ağustos'un 20'sinde yayınlanacak. Allah izin verirse, bir aksilik olmazsa fiyatlar değişmez büyük ihtimalle. Tur kaç lira kişi başı? Paylaşımlı turlarımızda kişi başı fiyatımız 450 TL. İçerisinde öğle yemeği, meyve ikramı ve çay servisi fiyata dahil. Özel turlar ekstra, müşteriyle konuşuyoruz, detaylandırıyoruz, o şekilde fiyatlandırıyoruz. Sabah kaçta başlıyor, kaça kadar? Sabah 9.45 gibi başlıyoruz, akşam 16.30 civarında somuluyor. Aşağı yukarı 6.5-7 saatlik bir program. Ben böyle gördüm, demin acemi balıkçı yukarıda galiba, daha gelmedi, balığı yakaladı ama kaçırdı. Böyle dileyen misafirlere teknenin de uygunluğuna göre, evet, olta veriyor musunuz? Kendi oltalarını getirirlerse, biz olta bulundurmuyoruz, atmalarına yardımcı oluyoruz. Bu arada efendim, biraz sonra onu da ekrana getireceğim. Biz çekimi yaptığımızda teknenin kıymetli personeli kardeşimiz Feyyaz'ın da doğum günüydü. Hatta ona da bir jest yapıyorlar. Feyyaz'ın da doğum günü kutlu olsun. Program yayınlandıktan 2 gün sonra da benim oğlumun doğum günü, 22'si. Bartuş'umun da kutlayacağım doğum günü de benim oğlan yüzüyor orada. Hüseyin abi, ben şimdi fedakarlık yapacağım. Ya ben çok fedakar bir insanımdır. Bu suya bir gireyim. Tabii. Seyircilerimiz görsün bu su nasıl. Soğuk mu? Sıcak mı? Şöyle ben size, tabii, mikrofonu ben size vereyim. Dursun, olayım. Mikrofon sizde dursun, gerisi kolay. Efendim, biz işimizi severek yapıyoruz. Sevgi emek istiyor. Gerçekten çok büyük bir fedakarlıkta bulundum. Yani bu sıcak havada fedakarca, hani sırf sizler ekran karşısında programımızı izlerken bu su soğuk mudur? Sıcak mıdır? Derin midir? Bunu öğrenmek için suya girdim. Az önce kaptanımız Barış'ın da söylediği gibi, hani gerçekten burası sıfır dalga, böyle turkuaz rengi, muhteşem bir deniz. 45 dakika burada denizin tadını çıkaracağız. Bartu nerede? Ara ki Bartu'yu bulasın. Bartu atlıyor. Çünkü bu arada teknemiz gerçekten bugün bizim şansımıza. İlerleyen dakikalarda röportaj da yapacağız. Hep Türk aileler var. Türkiye'nin farklı yerinden gelen aileler var. Ben mesela Sakaryalı bir aileyle tanıştım. Onlarla kesin konuşacağım. Şahane, Allah bağışlasın, bir evlatları var. Onu da ekrana getireceğim. Yukarıda çocuklar var. Gel Bartu yanıma babacığım. Oğlum, mikrofonu ıslatmadan. Ben de mikrofon olduğunu düşünerek. Gözlüğü nereden buldun? Tekneden aldım. Gittin istedin mi oğlum? Evet. Nasıl su? Güzel de sıcak yani. Oğlum, programdan 2 gün sonra doğum günüm. 20'sinde yayınlanacak. 22'si annenin doğum günüm. Günü. Annenin bugün, yani programın 20'sinde mi? Evet. Bir şey söyleyecek misin annene? Ya doğum günün kutlu olsun işte. Doğum günün kutlu olsun işte. Gerçekten çok duygusal, samimi bir erkek çocuğu mesajı. Aslan oğlum, seninki de kutlu olsun. Sana bir sürpriz hazırlıyorum. Duymadı, suyun dibinde. Gel Sakaryalı, gel. Sakaryalı yüzme mi bilmiyor yoksa? Gel Sakaryalı, gel. Abi su hamam suyu gibi ya. Efendim, niye girmiyor? Sebebini söyleyeyim. Eşi burada. Denizin tadını çıkartıyor. Eşinizin adı ne?
Yasin ne yapıyor? Yasin çocuğa bakıyor. Yani anne tatil yapıyor. Yasin de geldi. Bartu mikrofon verelim de oğlum. Şey yapma. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sakarya'da sabah 9 gece 12 kafe işletiyorsun. Aynen öyle. Yoruluyorsun. Çok da yoruldum söylenmez aslında. Keyifli iş. Evden uzak olduğu için böyle bir yenge. Sonra konuşalım onları. Daha önce sen geldin. Evet, daha önce katıldım. Evet. Nasıl şu an yorgunluk? Vallahi gayet de dinleniyorum yani. Nasıl fiyatlar nasıl genel anlamda? Ya şöyle çok uygun. Beklediğimden çok daha uygun. Yani diğer yani böyle hani tabii. Bodrum'la falan karşılaştırırsan. Karşılaştırılmaz bile, o kadar uygun. Peki çocuk nerede? Evren nerede? İçeride oyun oynuyor. Kaç yaşında bu çocuk? 5. Bu çocuk 5 yaşında. Senin isim neydi? Ece. Şimdi Ece Hanım annesi sağımda. Bakın. Babası Yasin solumda. Zavallı çocuk da orada tek başına. Anne baba diye ağlıyor. Ya hanım madem bakmayacaktın niye durdun? Kaynananız sağ mı efendim? Evet. Adı ne? Fatma. Fatma abla işte senin gelinin. İzliyor musun? Çocuğu tekneye bıraktı. Vallahi burada deniz sefası yapıyor. Evren direkt şortu indirdi. Evren yangın söndürüyor. Bu görüntüleri yayınlayamayacağız. Gerçekten Ece tebrik ediyorum. Şahane bir çocuk yetiştirmişsin. Yani ben ben sözün bittiği yerdeyiz. Ben mikrofonu Hüseyin abi sana veriyorum. Tekne turumuzda ikinci mola yerimize geldik. Şöyle söyleyeyim. Hani gençleştim. Denize girdim. Sonra duşumu aldım. Sohbet çok güzel içeride. Neredeyiz kaptanım? Ceneviz koyuna geldik şimdi. Niye Ceneviz koyu? Daha önce tarihte Cenevizler ziyaret etmiş burayı. Burada kalmışlar. O yüzden hala Ceneviz koyu olarak nitelendiriliyor. Şimdi biz bugün... Sulu Adaya gitmeyeceğiz. O ayrı bir tur. Evet, o ayrı bir rota. Biz koylar rotasındayız bugün. Öncelikle Korsan Koyunu durduk. Şimdi Ceneviz Koyuna geldik. Bu gezdiğimiz yerler şöyle baktığımız zaman zaten rahatlıkla anlaşılıyor ama ben yine de sorayım. Karadan ulaşımı olmayan yerler. Evet, evet. Bir tek bugünkü rotamızda Sazak Koyumuz var. Oraya karadan bağlantımız var. Onun haricinde karadan bağlantısı olan noktalar değil. Şimdi sabah Hüseyin abi sen bir görüntü aldın biz tekne turuna başlarken değil mi? O kalabalık tekneleri gördün. 130'dan fazla tekne var. Ve aslında sadece bizim değil buradaki tekneci arkadaşların da aciliyet olarak beklediği bir konu var. Hem buraya tatile gelenlerin daha rahat denize girmesi için hem de burada teknelerin daha düzene girmesi için marina. Tabii. Bizim en büyük ihtiyacımız marina şu anda. Maalesef hem sahilde teknelerin kalabalıklığı, insanlar yüzmeye yer bulamıyorlar. Hem de bizim rahatımız açısından örnek veriyorum bir dalga çıkıyor. Poyraz havası Adrasan sahilini görür. Biz bir hafta evimize gidemiyoruz. Peki kardeşim yemeği de burada mı yiyeceğiz? Evet evet öğle yemeğini burada yiyeceğiz. Neler var menüde? Balığımız var çupra vereceğiz. Makarnamız, salatamız, turşumuz. Balık tercih etmeyenler için tavuk tercihimiz var. O şekilde yemeğimizi vereceğiz. Şimdi burası Ceneviz koyu ya biraz evet. Sonra denize biri girecek. Biz Osmanlı dönemindeki gibi yapacağız. Şöyle diyeceğim ben. Destur! Emlak kralı Durmuş Hazretleri diyeceğim tamam mı? Pat diye suya atlayacak. Bak şimdi böyle dönebilir misin? Bak. Efendim. Evet. Şöyle gelirsen, şöyle Hüseyin abi, şöyle gelirsen kayıtla. Şimdi tatil yerlerinde insanlar genellikle sezonda yoğun bir şekilde çalışıyor. Ve bazen diyorlar ki artık bir yere kadar, ayda bir, bazen iki ayda bir, bazen sezonda bir kere kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Çoluk, çocuk, ailece. Onlardan biri de emlak kralı Durmuş Bey. Yani şöyle diyorlar, Adrasan'da adım attığın her yerde bir tapusu çıkabilir, doğru mu? Olabilir. Nasılsınız? Eyvallah, teşekkür ederiz. Biz de bugün çocuklara tekne turuna geldik. Değişiklik olsun diye. Güzel değil mi? Evet, 10 numara, beğeniyoruz. Kuzeyli Teknesi zaten bu işi süper yaptığı için onu tercih ettik. Biz de şu anda Ceneviz Koyun'dayız. Vallahi sizlerle birlikte olmaktan da keyif alıyoruz. Şimdi güzel de böyle sistem var. Denizin içinde de istediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Suya da indiriliyor. Senin kız mı? Evet.
Şimdi baban burada değil mi? Burada Adrasan'da yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi bu kadar deniz kenarında dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşamana rağmen babanla yılda kaç kere böyle tekneye çıkabiliyorsun? 4-5 kere. Anca değil mi? Yani her şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Şimdi bir de efendim yalancı balıkçımız var. O da Almanya'da yıllarca yaşadı. Gel gel. Benden her avcı gibi yalanı bak. Benim atlayışım da şöyle bir ateşle dur, kardeşim. O zaman ben anons edeyim öyle atla. Evet. Ceneviz koyundayız ya. Destur! Emlak kralı Durmuş Hazretleri. Ya Allah! Hadi sen de atla. Yalancı balıkçı sen atlama. Seninle işimiz var. Çok yalancı. Atlıyorum. Atla. Yallah. Bak. Ya. Gel. Şöyle. Şu sıfattaki masumiyete bak. Bir insan ama şu masumiyete rağmen bu kadar mı yalancı olur? Nasılsın? Evet. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Oltayı attın. Evet. Balık geldi. Çok büyüktü, kaçtı. Ne kadardı? Ben bu kadar diyorum ama arkadaşlar şöyle bir şey diyor. Ama yani, bence bu kadar bir şeydi. İsim neydi? Mustafa. Hayır, Ziya. Tamam. Atma Ziya. Atma. Yani bak, balığı görmesek ya şu kadar falandı balık. Dedim ki ya nasıl kaçtı balık? Sorma dedi, aga dedi, böyle bir şey. Hüseyin abi dedim, sıcak mı başımıza geçti falan. Okyanusa benziyordu. Benziyordu. Yani Türkiye'de misin, gidip geliyor musun? Türkiye'deyiz, izine geldik ailemizle. Almanya'da. Almanya'dan evet. Kıskanıyor mu bizi? Çok. Çok değil mi? Raflar boş. Ben sana bir şey söyleyeyim ama şunu kıskanıyordur bak. Şu güzellikler ya, var. Ya kıskanmaz olma. Türkiye dünya güzel bir ülke. Çok güzel. Yani dünyada çok güzel yerler var da Türkiye'de çok güzel bir yer. İşte biz de izne gelip bunun kaymağını yiyoruz. Bir şey soracağım ama samimi cevap vereceğim. Şöyle. Euro arttığı zaman üzülüyor musun, seviniyor musun? Euro arttığı zaman hem üzülüyorum hem seviniyorum. Bizim için seviniyorum. Burada olanlar için üzülüyorum. Şimdi sen geldin mesela 100 euro bozdurdun. Evet. Ne yapıyor? 3000 lira. Evet. Tekne turu çıktı. 6-7 kişi. 4 kişi içeride yemesiyle içmesiyle. Biz 100 lirayı versek sanda deniz bisikletiyle yarım saat. Deniz bisikletiyle yarım saat. Yenge burada. Evet. Bu arada yengeden habersiz adım atmıyor. Hayatım suya girebilir miyim? Evet. Hayatım duş alabilir miyim? Hayatım kongrelere gidebilir miyim? Meslek? Fizik tedavi. Fizik tedavi. Hocam benim de şöyle sırtta hemen böyle yakaladım mı affetmezler ya. Ben de her iki dizde de kondromalezya patella var. Aa tamam. Biliyorsun değil mi ne olduğunu? Tabii canım. Kıkırdaklar yok. Bol bol yüzmem lazım. Bol bol yüzüp bu kaslarını kuvvetlendirmen lazım. Ön kasların 4 tane kasını. Vallahi. Quadriceps. Onda da kireçlenme varmış. O yaşın getirdiği sorun o. Bu o, yaştan değil mi? Yaştan o. Ne oldu Hüseyin abi? Bu senin mi? Evet. Maşallah. Bu? Bu da. Ya bu var ya. Bu bizi mahvetti ya. Bu var ya. Ya burası deniz, dünyanın en güzel denizi, elinde sürekli duş hortumu. Suyu oğlum bak, bir tuzluk alayım. Bir tuzluk alayım var ya, eurolarını alırım, giderim burada içme suyu alırım buz gibi, senin eurolarınla onları üzerime dökerim. Alabilirsin. Alabilirsin de parası değerli, çocuğun öyle dokunmaz ki ona. Şimdi benim oğlana desem musluğu açmaz korkudan. Yani adam rahat, güzel ya. Kaç gün izin? İzin toplam 6 hafta da biz bu kadar kalamıyoruz tabii ki. Yani çocukların evet, okuluna bağlı. 2 hafta 3 hafta kalıp dönüyoruz ondan sonra. İyi, seneyi sürekli geliyorsunuz zaten. Sürekli geliyoruz. Durmuş Bey'in kankası. Evet. Bak adam şöyle bir güzel var. Geliyor 2 senede bir ufak bir yer, ufak bir yer, ufak bir yer. Yakında hep beraber. Neredesin? Hangisi? İzin veriyor musun? Çok güzel. Ne güzel ama bak, ailece hep beraber, çoluk çocuk, biz de şimdi yüzeceğiz. Ondan sonra da yemek molamızı vereceğiz. Hep böyle eğlenceli midir kocan? Kameralara mı oynuyor? Eğlenceli. Eğlenceli değil mi? Aynen. Bunu anlatsana şöyle. Pozitif enerjili adam ya. Vallahi. Hayatımda gördüğüm en pozitif enerji adamlardan biri. Biz ona Türkiye'de ne diyoruz biliyor musun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Para var, huzur var diyoruz. Yok, bunda para da yok. Ona rağmen huzur var. Onda bu adamda mı yok? O duruşa baksana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Temiz temiz 10 milyon dolar. Bak temiz, Allah daha çok versin. Adrasan'da kimin villası de bakalım bir tane. Zaten 3 tane villa var, biri bunun. Allah daha çok versin. Çalışmış yapmış adam canım. Efendim Ceneviz koyundayız. Hüseyin abi bol bol görüntü. Atla sen de atla. Fizik tedavici sen de atla. Biz de atlayalım. Bir yerimiz incinirse sen müdahale edersin. Hava sıcak. Deniz şahane. Hüseyin abi ben yüzeceğim. Bartu atlayacağım mı? Hadi senin atlayışınla geçelim, ondan sonra bir yemek görüntüsü, sonra gideceğimiz yerler var. Atladı.
Üçüncü durağımızdayız. Az önce yemek molamızı da verdik. Ellerinize sağlık. Afiyetler olsun. Keyifliydi. Vallahi ben tavuğu sevdim. Balık da güzeldi, çıtır çıtır. Afiyet olsun. Artık otomatik el alışkanlığı değil mi? Tabii tabii tabii. Her gün aynı şeyler artık. El alışkanlığı. Pratik bir şekilde bir saat içinde hazırlıyoruz. Şimdi efendim, tekne turlarının olmazsa olmaz yerleri vardır. Sadece Adrasan'daki tekne turunda değil, Bodrum'da da var, Marmaris'te de var, bildiğim başka yerlerde de var, Fethiye'de de var. Akvaryum. Mutlaka bir akvaryum oluyor, evet, değil mi? Evet, evet. Akvaryum koyu. Burası aslında halk arasında yalancı koyu olarak adı geçiyor. Niye? Çünkü burası hiçbir zaman dalga görmediği için, yalancı dalga deriz biz. Ölü dalga onu da görmediği için o şekilde nitelendirilmiş. Ne kadar mola vereceğiz burada? 45 dakika buradayız. 45 dakika sonra, yarım saat sonra da çay servisimiz hazır olacak. Çay ikram edeceğiz. Gelen misafirler şöyle suya bakar bakmaz atlamadan önce direkt şunu düşünüyor. Ya ne kadar, hani boy var mıdır, bir metre var mıdır, kafamızı, evet, çarpar mıyız diye, ama su o kadar berrak ve temiz ki derinliğin, evet, farkına varmıyoruz. Yani teknelerin durduğu yerler minimum kaç metre? Ya kıyıya kadar yanaşabiliyoruz ama burası için söyleyeyim, burası minimum 5 metre. En az yeri. Buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra Sazak Koyu'na geçiş yapacağız. Ama bahsettiğin arabayla, karayolundan ulaşımı, aynen, olan tek koy. Aynen, karayoluyla ulaşımı olan koya geçeceğiz buradan sonra. Tamam, o zaman ben de burada yüzme molası vereyim. Bak, çocuklar da burada hayatından memnun. Ya benim oğlan beni bezdirdi. Yani mikrofonu o yüzden suya girmeyeceğim Hüseyin abi. Sen haklısın, ben tek olsam bir şey olmuyor ama. Buyurun siz bu arada ya. Valla bitti bizim röportaj. Gel gel. Sorun değil ya. Ölümü öp gel ya. Ya sıcakla diktik sizi. Ya sıcak, nasılsınız bu arada? Merhaba. Merhaba. Siz nereden geldiniz? Biz de Ankara'dan geldik. Ankara'dayız. Tatil. Biz aslında 6 gün Köyceğiz'de kaldık. Dönüş yolundayız. Bir gün de Atasan'da kalalım dedik. Daha önce yine tekne turuna katılmıştık biz burada. Bir kere tekne turuna katılmadan gitmeyelim dedik. Yarın Allah izin verirse Ankara'ya döneceğiz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Deniz olmadığı halde Ankara'da dünyanın benim gözümde en güzel şehirlerinden biri. Ankara düzenli bir şehir. Gerçekten yaşanabilecek bir şehir. Tek eksiği var herhalde, bir de deniz olsaymış da çok çok farklı olurmuş. Ben sizden Ankara'ya gittiğiniz zaman bir şey rica etsem yapar mısınız? Buyurun. Ya şöyle ilk sabah kahvaltısında bir Ankara simidi yiyeyim benim için. Uzun zamandır Ankara'da simit yiyemiyorum. Ankara'da da yıllarım geçti. Yani Ankara'nın en çok neyini özledim? Ya dostlarımla hala görüşüyorum, Ankaralı dostlarımla. Beraberiz ama o Ankara'nın simidi üzerine dünyada simit tanımam. Yaklaşık 6 gündür Köyceğiz'deyiz. Bir arkadaşımızın yanına gelmiştik misafir olaraktan, çağırmışlardı. Arkadaşım da Ankara simidini çok severdi. Gelirken dedim sana Ankara simidi getireceğim demiştim. Köyceğiz'de simidi getirdim yani. Senin burada olacağını bilseydim bir iki tane de getirdim fazla da. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sabah 9.45'te başladığımız tekne turumuzda artık yavaş yavaş dönüş yolculuğu zamanı. Efendim, bir tek son koyu ekranlara böyle anonsla getirmedim ama Hüseyin abi, son koyu da bir görüntülü ekrana getirelim. Son koy daha önce kaptanımızın da söylediği gibi karadan ulaşımın olduğu tek koydu. Kum bir deniz vardı ve diğer yerlere göre daha sığ bir suya sahipti. Çok keyifli sohbetler yaptık. Kamera dışında da gerçekten eğlendik. Yani bir çocuk simidi, hani yüzerken kullanılan simit sayesinde bayağı eğlendik. Kendisini göstermeyeceğim. Bir beden eğitimi öğretmeniyle tanıştık, Mehtap Hanım. Soyadını söylemeyeceğim. Suyu atlamayı bilmeyen, sürekli atlamaya çalışan ama suyu atlamayı bilmeyen bir beden eğitimi öğretmeni tanıdım. Hiç de yalan değil. Aynı zamanda balık tutmayı da bilmiyor. Birbirimize fıkralar anlatarak suda boğulma tehlikesi geçirdiğim burayı gösterebilirsin. Çok güzel bir ailenin babasıyla tanıştım. Sakarya'dan gelen çok güzel bir çiftle tanıştım. Allah bağışlasın, Evren diye çocukları vardı. Durmuş Bey'le tanıştım. Sevgili kaptanımız Barış'a çok teşekkür ediyorum. Artık kliple böyle geleceğiz. Ondan sonra yine bu bölgede ekrana getireceğimiz yerler olacak. Keyifliydi. Adrasan'da tekne turları efendim 480 lira. Yemek dahil, içeride içecekler ekstra. Tüm gün devam ediyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yüzme bilmeyen beden eğitimi öğretmeni olur mu diyorum. Mehtap hocama selamlarımı söylüyorum. Rehber devam ediyor.
Rehber devam ediyor. Şimdiki durağımız Aksu ve Aksıçe üzerinde keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Efendim, geçtiğimiz haftalarda ekrana getirdiğimiz Okurcalar bölümünü Allahrahan'da çekerken sevgili kardeşim Ali beni İsmail Dürmüş'le tanıştırdı. Onunla bayağı bir sohbet ettik. Dedi ki mutlaka dedi Aksu çayına gelmelisin ve burada da bir program hazırlamalıyız. Geldim, kendisi yani çok güzel ev sahipliği yaptı. Daha sonra sevgili ortağı Mazlum Atik'le bizi baş başa bıraktı. Şu andaki katamaranımızı kullanan da sevgili Mazlum dostumuz. Biraz sonra mekanımıza geçeceğiz. Mekanda neler yapılır? Hangi aktiviteler gerçekleşir? Kimler buraya gelir? Bunları sizlerle paylaşacağız ama daha önce birazcık Aksu çayından bahsetmek istiyorum. Hüseyin abi rica edeceğim. Bol bol insert görüntüleriyle destekleyelim. Aslında Antalya'da yaşayanlar ya da Antalya'ya yurt dışında gelenlerin birçoğu Aksu'ya uğrarlar. Özellikle turizm bölgesi, lüks otellerin olduğu Kundu'nun yanı başında olması ve buradaki tekne turlarından dolayı da Aksu çayı, aynı zamanda şunu da ekleyeyim, bölgedeki tarımı da desteklediğinden dolayı önemli bir su kaynağı. Ama bizim şimdi bahsedeceğimiz konu aslında inanç turizmi açısından Aksu çayının çok ama çok daha önemli bir su olduğunun, akarsu olduğunun kanıtı. Şimdi efendim ekranlarınıza geliyor Aksu çayı. Biraz sonra o gördüğünüz mavi yerde de mola vereceğiz. Peki burası niye önemli? Burası Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli bir konumda. Geçtiğimiz yıllarda Tarsus'a gittiğimiz zaman San Paul isminden bahsetmiştik. Ya da bilinen diğer adıyla Paulus ya da Tarsuslu Saul. Kimdir Paulus? Efendim Paulus aslında bir Yahudi. Tarsus'ta doğuyor ve koyu, fanatik bir Yahudi olarak belli bir yaşa kadar geliyor. Daha sonra Hristiyanlığa inanıyor. Üstelik Hristiyanlığın yaygınlaştığı dönemlerde Paulus pagan inancına sahip Roma halkına da çok büyük zulümlerde bulunuyor. Daha sonra Hristiyanlıkla tanıştıktan sonra bu dini yaymaya karar veriyor ve Tarsus'tan yola çıkarak uzun bir yolculuğa başlıyor. Günümüzde Paulus yolu olarak da bilinen bir güzergah var. Burası 500 kilometrelik bir yürüyüş yolu. Isparta'dan başlayıp Aksu'da son bulan önemli bir yol. Efendim Aziz Paulus Hristiyanlık inancında Doğu Roma'ya giderek Avrupa'da Hristiyanlığı yayan kişi olarak biliniyor. Yani Hristiyanlığın tüm inançlarındaki, tüm mezheplerindeki ortak isimlerden biri. Peki burada ne yapıyor Paulus? Şimdi Tarsus'tan yürüyüşe çıkıyor, Roma'ya doğru tebliğci olarak yoluna devam ederken Aksu'da mola veriyor ve burada uzun bir süre geçiriyor. Burada geçirdiği süre içerisinde pagan inancına sahip burada yaşayan halkı Hristiyanlığa davet ediyor ve Hristiyanlığın öğretilerini bu bölgedeki halka anlatıyor. Biliyorsunuz Hristiyan olabilmek için önemli konulardan biri de vaftiz olayı. Doğan çocukların vaftiz edilerek Hristiyanlığa geçişi sağlanıyor. İşte rivayet ediliyor ki Hristiyanlığı Avrupa'ya yayan ve Hristiyan aleminin en önemli isimlerinden biri olan Aziz Paulus ya da diğer adıyla San Paul vaftiz olayını Aksu'daki bu çayın suyuyla gerçekleştiriyor. Perge'de de kalıyor. Perge'de de yine kendi inançlarını anlatıyor. Perge'de biliyorsunuz Perge Antin kentine biz rehberde de gitmiştik ve Perge'nin de şöyle bir özelliği vardı. Bugün Antalya Müzesi başta olmak üzere birçok müzede yer alan heykellerin yapan heykeltıraşlar dünyanın bilinen ilk heykeltıraş okulu olan Perge'de eğitimini almışlardı. Yani şöyle bir gerçek var. Hristiyanlığı yayan Paulus Aksu'da yaşıyor ve Aksu çayını suyuyla vaftiz ederek
insanları Hristiyan yapıyor ve onlara bu öğretiyi anlatıyor. Burayı şöyle düşünelim. Nasıl Efes Hristiyanlık alemi için önemli bir yerse, nasıl Vatikan önemli bir noktaysa, nasıl Tarsus önemli bir noktaysa, vaftiz suyu olarak kullanılan Aksu çayından dolayı ve burada Hristiyanlığı yaymadaki çalışmalarından dolayı Pavlus'un uzun zaman geçirdiği Aksu'da çok önemli merkezlerden biri.